Ahmet Hakan, Polat çiftinin yükseliş ve düşüşü üzerine çıkarımlar. Yükselişte şımarırsan, düşüşte ok çekenlerin çok olur. Yükselişte gösteriş yaparsan, düşüşte alem zalim olur. Yükselişte şarkı söylersen, düşüşte herkes şarkını söyler. Yükselişte enerji dersen, düşüşte enerjinle maytap geçerler. Yükselişte düşman çoğaltırsan, düşüşte dost bulamazsın. Yükselişte hava basarsan, düşüşte seyirci mutsuz son arzu eder. Yükselişte herkesle kavga edersen, düşüşte daha da düşman istenir. Yükselişte nasihat dinlemezsen, düşüşte nasihat da kar etmez. Moral yükselten iki şey. 1. Angelina Jolie'nin Filistin'e destek veren şahane açıklamaları. 2. Ali Yerlikaya'nın suç çetelerinin çökertildiğine dair paylaşımları. CNN Türk'ün başarısı. CNN Türk, Ekim ayında da tüm haber kanallarını geçerek birinci oldu. Birincilik sadece Ekim ayı içinde geçerli değil. Çok uzun bir süredir zirvede CNN Türk. Ben CNN Türk'te haftada 2 gün tarafsız bölge yapıyorum. CNN Türk'ün açık ara birinci olmasına olan katkım abartılacak bir katkı değil yani. Asıl başarı sahadan canlı yayınlarla gelişmeleri aktaran haberciler ve kameramanlardır. Asıl başarı müthiş bir ekip dayanışmasıyla çalışan CNN Türk'ün tüm çalışanlarınındır. İYİ Parti'de Nebi Hatipoğlu depremi. Seçimden hemen sonraydı. İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu şöyle açıklamalar yapmıştı. CHP İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu ortaklığa son verme zamanı. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir içinde hayırlısı budur. Nebi Hatipoğlu dün İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı, istifa ettiğini duyurdu. Şimdi benim merak ettiğim şeyler şunlar. Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçecek? Bu istifa Eskişehir'de yerel seçimi nasıl etkileyecek? Hatipoğlu istifa etmeden önce Eskişehir için geniş sağ koalisyon anlaşması yaptı mı? Atatürk'e benzeyen adama para vermek. Atatürk'e benzeyen adam TikTok adlı mecrada 1 saatte 500 bin lira bağış toplamış. Alıklık herhangi bir ideolojinin, herhangi bir kesimin, herhangi bir anlayışın tekelinde değildir. Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen. Katledilen 38 gazeteci hiç unutulmasın diye. Gazze'de çoluk çocuk demeden katliam yapan İsrail, bölgede görev yapan tam 38 gazeteciyi de katletti. 38 gazeteci öldürüldü ama dünyadaki medya örgütlerinden ne bir ses çıkıyor ne seda. Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği katledilen gazeteciler unutulmasın diye güzel bir çaba içine girmiş. Mamak'taki Millet Bahçesi'nin bir köşesinde öldürülen gazeteciler anısına fidanlar dikilmiş. Mamak Belediye Başkanı Murat Kösey'i, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ı ve bu etkinliğe katılan tüm meslektaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Yanlış anlamışım. Bir pankart asılmış CHP kurultayının yapılacağı salona. Şöyle deniyor pankartta. Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız. İlk okuduğumda tamamen yanlış anlamışım pankartta yazılanı. Liderimizin alabildiği oyun farkındayız ama buna rağmen liderimizin yanındayız demek istiyorlar sandım. Meğer oyun derken büyük oyunu kastediyorlarmış. Comanchero şarkısı. Genç kuşaklar bilmez. 1984 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir şarkı havalanırdı her yerde. Comanchero diye haykırırdı müziksiz bir ses. Böylece dikkatler çekilmiş olurdu. Ardından asla kayıtsız kalınamayacak zalim bir ritim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Comanchero adlı çeteyi çökertince aklıma bu şarkı geldi. Açıp dinleyeyim dedim. Aniden 1984 yılına ışınlanmış gibi olmayayım mı? Yaşı yetenler şarkıyı açıp dinleyerek denesin. Bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir 1984 senesi.